Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir 13. Cuma videosundan hepinize selamlar. Bu video diğer 13. Cuma videolarına kıyasla gameplay veya rehber videosu değil arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme videosu. Zaten başlıkta da gördünüz fakat ben konuyu iyice açayım. Biliyorsunuz ki 13. Cuma oyunu bir telif yedi. Daha doğrusu davalandı. Bu yüzden oyuna hiçbir türlü güncelleme gelmiyor. Yani anca bug fixleri falan geliyor işte. Yeni map'tir, yeni Jason'dır, yeni Survivor'da falan ekleyemiyorlar. Ve bu telif yemeden önce oyuna gelecek yeni güncellemeleri oyun dosyalarının içerisine saklamışlar. Biliyorsunuz ki bazı oyunlar böyle yapıyor. Oyun dosyalarının içine saklıyor. Siz bunu oyuna girdiğinizde göremiyorsunuz. Fakat istediği zaman o güncellemeyi getirerek oyuna yeni haritayı veya yeni kurbanı ekliyor. 13. Cuma'da böyle yapmış. Fakat telif geldiği için bu güncellemeleri getiremediler. Ama oyun dosyalarının içerisinde bu güncellemeler bulunduğu için bir takım abilerimiz bu dosyalara erişmiş ve ayrı bir 13. Cuma modu olarak bize sunmuşlar. Eğer 13. Cuma telif yemeseydi neler gelecekti? Bunu hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Savini Jason'ımız oyuna eklenecekti. Normalde sadece özel kişiler alabilmişti ve bir daha satışa sunulmamıştı. Ama güncelleme ile herkese açık konuma getirilecekti. Bu arada bunları anlatıyorum fakat bunları yanlış anlamayın. Oyuna ileride gelecek güncelleme falan değil bunlar. Dediğim gibi eğer telif yemeseydi oyuna neler eklenecekti? Hani sonra bizim oyuna gelmedi, yalan söyledim falan durumlar olmasın gençler. Fakat şunu söyleyebilirim, eğer ki oyun telif yemeseydi neler neler geliyormuş. Zaten birazdan hepsine değineceğiz ve oyun içinde göstereceğiz. Şöyle hemen özelliklerinden bahsedelim Savini'nin. Shift özelliği, yani 3 rakamına basarak karakteri bir toz bulutu gibi yönlendiriyoruz ya. İşte o özelliği daha güçlü ve daha hızlı. Elindeki silahı daha güçlü. Normal bir Jason'a göre daha fazla hasar veriyorsunuz karşı tarafa. Ve kapı ve duvarları daha hızlı kırabiliyorsunuz. Normalde 5 vuruşta kıracağınızı 3 vuruşta kırıyorsunuz gibi gibi. Eksiyonları neler? Suda yavaş, hızlı koşamıyor ve grab özelliğiniz düşük. Yani bir Survivor yakaladığınızda elinizden daha hızlı kurtulabiliyor. Reis yani muhtemelen ortalığı yakarak gelecek. Gördüğünüz gibi önce bacaklar. Ardından da yine bu garibanı öldürerek. Şöyle minik minik animasyonlarına bir baktığımız zaman. Anacım vallahi şu an çok tehlikeliyim, sana bile dalarım, sus. Suya girersem acaba sönecek miyim arkadaşlar, onu deneyeceğim. Söndüm arkadaşlar suda gördüğünüz gibi. Kıvılcımlar, küçük dumanlar çıkararak ilerliyoruz Savini Jason'ımıza. Zaten bir videoda kesmiştik. Hani Savini değil de Jason X'i daha çok merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Birkaç tane de kill alacağım. Özel killini göstermeyeceğim. Özel killini Jason X'in ve Savini'nin gün içinde 1-2 saat içerisinde bir videosu gelecek. Bütün özel killerin olduğu Savini'nin ve Jason X'in. Gel la gel, bir şey yap. Gel la gel. Lan bu ne? Lan neye dönüştün? Bu ne salak? Tamam, oyundan konuşmayın. Buradayım. Aynen, Chad'in kostümlerini göstermiştin. Tipe bak Allah'ım ya. Dur seni öldüreyim. Jason vs Jason. Ama şurada asmalık yer var. Ne yapayım? Kardeşim benim, nasıl özlemişim var ya. Kardeşim benim. Sana da bir 619 çekeyim. 619. Oğlum Ahmet kucak yaptın lan yanlış. Haydi ikile. Ya çakı bulmuş gerizekalı ya. Hadi bakayım ikili aslında. Kardeşim seni de çok özledim. Oğlum oradan tutma lan. Lan. Var benden. Ağzıma bir şeyler bir şeyler iftarda. Evet evet, iftarda ne yediysen gerizekalı aş, hayvan. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, eğer 13. Cuma telif yemeseydi, zaten Virtual Cabin'in videomuzu da görmüşsünüzdür, oyuna Jason X eklenecekti. Hemen onun özelliklerine bakalım. Stunlanma şansınız daha düşük oluyor. Yani bir Survivor size vurduğunuzda stun yeme olasılığınızı düşürüyor. Kapıları ve duvarları aynı Savini Jason gibi daha hızlı kırıyorsunuz. Ve bir Survivor'ı grapplediğinizde sizin elinizden kurtulma olasılığı daha düşük oluyor, daha uzun sürede kurtuluyor. Eksiyonları neler? Hızlı koşamıyor. Bir diğer eksiyonu Sense. Yani kurbanları kırmızı bir şekilde falan görüyorsunuz yani nerede olduğunu. Daha az sürüyor ve daha az menzile erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde stalk özelliğiniz de daha az sürüyor. Gerçekten bu kanlı skin ile dehşet saçarak geldi. Şöyle Reis'in haşmeti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Korkunç, ürpertici bir Jason. Kardeş bir böyle, gel bakayım be. Gel gel, elimi öp. Elimi öp, para vereceğim. Gel. Abi elini öpeyim mi? Gel. Gel öpeyim. Gerizekalı. Abi dur. Abi. Yapma abi. Abi gidiyor. Jason X'in dişini sıkışını görüyor musunuz abi? İnanılmaz sinirli. Palasıyla da birkaç ağaç keselim. Şöyle arkadaşlar. Esneme, güçleme hareketleriyle sporumuza başlıyoruz.
Jason X'imiz evine de gitti. Anasının sözünü dinledi. Ne oluyor lan hayvan herif? Evet arkadaşlar, geleneğimiz olan Jason'ı maskesiz gösterme şeyimizi unutmuşuz. Gece 1'de tekrardan çekiyoruz şu an. Ve Jason X'in maskesiz halini ve ölümünü göstereceğiz sizlere. Evet, Brandon Bey'i tokatlayalım. Acımadı. Bu da acımadı. Düştü. Bu kadar basitmiş. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, bizim ekip arkada öldürme işlemlerini gerçekleştirirken ben şöyle maskesiz halini göstereyim Jason X'in. Gördüğünüz gibi kral bayağı karizmatik, agresif. Pitbull gibi ağzı var. Ekrem ne yapıyorsun ya? Aa, seni şurada öldüreyim lan. O ne? Allahu Ekber. Ekrem ne yapıyorsun? Arkada ban yiyeceğiz. Ulan kafanı kırarım bak. Oğlum etme. Oğlum git sahur vakti. Adamın günahı sahur. Bu oyun bunun için yeniden başlar. Acayip güzel öldürüyor. Gördün mü Shift'i? Shift'i gördün değil mi? Gel bir koy. Ay. Oy. Pitbull ölüyor, Pitbull ölüyor. Surata bak amına. Tipe bak tipe. Kalleş. Lan Ekrem ne yapıyor orada? Ekrem ne yapıyor? Ekrem ne yapıyor lan? Trök yapıyor ama. Ekrem götünü biraz daha yakınlaştır da kamerada hiçbir şey görmeyelim güzel kardeşim. Şimdi arkadaşlar, kurbanlara da bir takım kıyafetler gelecekti. Bunlar neler? Hızlı bir şekilde hemen bunları göstereyim. Gördüğünüz gibi oyunu bayağı bir açma planları yapmışlar arkadaşlar. Korku filmlerinde arkadaşlar, Korku Kapını serisi olsun, işte 13. Cuma serisi olsun, genelde cinsellik ön plandadır. Yani en azından 2-3 tane öyle sahne görürüz, hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla oynabildiğiniz, bütün karakterleri çıplak yapabildiğiniz bir mod getireceklerdi, eğer ki telif yemeseler de. Şöyle sansürleyerek göstereyim, sansürlemem şart biliyorsunuz. Bayağı gördüğünüz gibi arkasını falan da döndürdüğümüzde bayağı hiçbir şey olmayan bir Tiffany görüyoruz. Aynı şekilde mesela gördüğünüz gibi bunu çok sansürlememe gerek yok. Erkeklerde de tamamen çıplak olduğunuz bir mod getirilecekti. Belki bu tarz bir şeyden rahatsız olabilirsiniz veya da hoşunuza gitmiştir bilmiyorum. Ama sonuçta böyle bir bilgi bulmuşum ve oyuna getirilecek olan bütün şeyleri sizle paylaşma mecburiyetinde kendimi hissediyorum. Bu nude modu da oyuna girip sansürlü bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bayağı oyunda falan da çılçıplak dolaşıyoruz yani. Oğlum tövbe! Oğlum anlat, sen bunu göstermesin. Tövbe, fena başladım maç. Oğlum nasıl sallanıyor lan? Yani böyle mi ya? Böyle mi oynayacağız gerçekten? Ne yapıyorsun bu? Amın. O ne lan? Jason X filminde Jason'la büyük bir kapışma veren KM14 adlı android oyuna eklenmesi planlananlar arasında yer alıyordu. Gelmesi planlanan başka bir şeyse arkadaşlar, biliyorsunuz ki giriş animasyonlarında cenabet bir abimiz var. Her giriş animasyonunda kendisine veda ediyoruz. İsmi Rob Dyer ve easter egg olarak oyunda bazı küvetlerin içerisinde falan onun ölüsüne rastlayabiliyoruz. İşte bu abimizle sandbox modunda, yani tam açıkçası Türkçesini bulamadık. Hani nasıl bir şey oluyor, tam gelmediği için oynayabilemiyoruz, fakat bu mod sayesinde Rob Dyer abimizle oynayabilecektik. Hatta ekranda gördüğünüz gibi Rob Dyer abimize Savini Jason'a bile çevirebiliyoruz. Diğer getirilmesi planlanan ama gelemeyen şeydi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir silah seçme ekranı var. 116 level olmadığım için seçemiyorum. Buraya sledgehammer, yani çekiç getirilecekti. Yani Jason'ın eline çekiç alabilecektiniz ve çekici özel killer olacaktı. Rally the woods out in the night.
Savini Jason, Jason X, Sledgehammer gibi oyuna getirilmesi planlanan yeni özel öldürme şekillerinin yanı sıra arkadaşlar, silahsız öldürme şekillerinden de yeni eklenmesi planlananlar vardı. Şimdi hep beraber bunları izleyelim. Jason X ve Savini ile oyuna gördüğünüz gibi yeni silahlar eklendiği için gördüğünüz gibi Jason X sayesinde 6 tane yeni silah kili eklenmiş durumda. Aynı şekilde Savini ile de gördüğünüz gibi 3 tane eklenmiş durumda. Bunları hatta açayım. Bu Savini ve Jason X'in özel killerini gösterdiğimiz ayrı bir video yapacağız arkadaşlar. O da gün içinde gelecek, merak etmeyin. Onun harici Jason X'in map'i gelecekti arkadaşlar oyuna. Onun yapımı henüz bitmediği için dosyalarda ona erişememişler. Fakat o da gelecekti, onu da duyuralım. Bu mod sayesinde bu arada Virtual Cabin'e de erişebiliyorsunuz tekrardan. Biliyorsunuz böyle videosunu çekmiştik. Çok güzel bir videoydu. Kanalın en çok izlenen videolarından bir tanesi. Ona da Gamer'ın bir Virtual Cabin yazarak ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, oyuna getirilmesi planlanan ama gelemeyen yenilikler bu şekildeydi. Birçok şeyin getirilmesi planlanmış ama teleften dolayı gelemedi. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım sizlere birkaç bilgi aktarabilmişimdir. Gün içerisinde Jason X ve Savini Jason'ın yeni gelen tüm özel killerini gösterdiğimiz bir video daha gelecektir arkadaşlar. Aynı zamanda ekibe karşı Jason X gameplay artı Savini Jason gameplay yapıp onları da video atacağım. Umarım video işinize yaramıştır ve hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know ya, know ya, know ya, know ya.